Hayvanların minnacık haliyle yetişkin hali arasında dağlar kadar fark vardır. Bir adam annesinden ayrı düşmüş küçücük bir kuş bulur. Onu alarak besleyen adam hayatta kalma mücadelesini 36 gün boyunca görüntüledi. İlk başta kendi başına yemek bile yiyemezken bakın günden güne nasıl bir değişim gösterdi. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca her gün yeni içerikler paylaştığımız Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Birinci gün ile başlıyoruz. Küçük kuş hala gövdesine bağlanmış kabuğundan parçaları ile kaldırımda bulunur. Onun bu halini gören adam evde beslemeye başlar. İkinci gün ise dumpling adı verilen bebek kuşun üşümemesi için gerekli önlemler alındı. Yavru kuşların çoğu ilk günlerde soğuktan hayatını kaybetmekteler. O yüzden sıcak tutmak çok önemliydi. Üçüncü güne geldiğinde ise adam her 14 saat boyunca 30 dakika arayla beslemeye başlar. Ufak gıdalar ve süt sayesinde onun direncini her dakika arttırmaya çalıştı. Dördüncü gün küçük kuşun kanat tüyleri büyümeye ve yiyecek için her 30-45 dakikada bir ötmeye başladı. Yavru kuş yavaş yavaş sahibine alışmaya başladı. 5. gün küçük kuş artık daha da büyüdü ve tüyleri de arttı. Sonunda bir kuş gibi bakmaya başlamıştı. 6. gün küçük kuş kanatlarını geliştirmeye devam etti ama yine de onları korumak için bir kılıfla örtülmüştür. Kanatlar nihai boyutuna ulaştığında kılıfları tamamen genişletmek için parçalanır. 7. gün bir gecede artık bir kuşa dönüşmüştür küçük yavru. Bir gecede şaşırılacak gelişmede onu besleyen adamın katkısı çok fazlaydı. Bir hafta sonra küçük iştahlı bir şekilde büyümeye devam etti. 9. güne gelindiğinde ise artık tamamen tüylerle kaplı ve kendi vücut ısısını sağlaması mümkündü. Küçük yavru nihayet ısıtıcıyı terk etmeyi başarmıştı. 10. günde küçük kuşun artık yeni bir evi vardı. Onu keşfetmek için kafes, eğlence malzemeleriyle doluydu. Bu yuva onun hayatının bir parçası olmaya hazırdı. 11. gün daha bir kuyruğu olmadığı için zor dengede duruyordu ama yine de hızlı büyümeye devam ediyordu. 12. günde onu bulan adam annesi gibi küçük kuşu seviyor ve beslenmesine dikkat ediyordu. 2. haftasında yavru kuş artık bebek tüylerini kaybediyor ve daha da olgunlaşıyor. 17. günde küçük kuş için doğal ortamı taklit eden bir kafes yapıldı. Kuş o kafesini daha çok sevmişti ve daha mutlu bir şekilde ötüyordu. Yavru kuşumuz çok kısa bir sürede artık yavru olmaktan çıkmıştı. 22. günde küçük kuş balkona yerleştiriliyor. Bu sayede rüzgar ve güneşin ilk halini görebiliyordu. Diğer kuşlar onunla iletişime geçebiliyor ve kendi şarkılarını söyleyebiliyorlardı. 25. günde küçük kuşun büyüyen tüyleri gerçekten de inanılmazdı. Ölüm ve hayat arasında duran küçük kuş bir anda çok değişmişti. 27. güne geldiğinde ise artık tohum ve solucanları yemeyi tercih ediyordu. Tam anlamıyla gerçek yetişkin bir kuş olmuştu. 29 günde ise ona favori yiyeceklerinden biri olan ağaç tomurcukları içeren yiyecekler veriliyor. Yiyecek çeşitliliği çok olması onu bir aylık mutlu etmiştir. 33 günde küçük kuş artık doğada yaşayabilmek için her türlü hazırdı. Sağlıklı ve daha dirençli görünüyordu. Ve son olarak 36. güne geldik. O büyük gün sonunda geldi. Onun bulunduğu yerden güzel bir sabahta kafesin kapısı açılır. Ve küçük kuş nihayet ait olduğu yere bırakılır. Onu doğada bekleyen güzel günler vardı. Minnacık bir kuş yavrusunu kurtararak tüm sosyal medyada büyük takdir toplayan hayvanseverin yaptığı iyilik tüm insanlara örnek olacak bir davranıştı. 36 gün boyunca onun gelişimini fotoğraf olarak çekti ve en sonunda onu ait olduğu doğaya serbest bıraktı. Hayvanlara olan sevgisini bu adam tüm dünyaya çok başarılı bir şekilde kanıtladı. Kuşun özgürce uçmasının onu çok mutlu ettiğini belirtti. Şüphesiz ki hayvanlara yapılan iyilikler bir mucize olarak bize geri dönüyor ve onlara yapılan kötülük de karşılıksız kalmayacak. İnsanoğlu dünyaya sevmek ve korumak için gönderildi. Bu sevgi insan, hayvan, bitki, ağaç, orman ve her türlü canlıya yönelik olmalı. Birbirimizi de sevelim, koruyalım ve çevremizdeki diğer canlıları yok saymayalım. Şunu asla unutmamamız lazım. Bu dünya sadece bizim değil. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.